Çağla Hanım merhabalar diyelim. Merhaba. İlk öncelikle sezonu açtık artık. Çeşme sezonu, yaz sezonu açıldı. Neler söyleyeceksiniz? Aynen öyle. Gerçi biz bu sene kışın da devam ettik her şeye. Ama tabii güneşin gelmesi ve havaların ısınması hepimizin keyfini çok arttırıyor ve sporcuların sayısını da çok arttırıyor. Pandemi sürecindeki iyileşmeler de hepimizi mutlu ediyor. Olumlu gidiş. Bu sene iyi bir yaz geçireceğimizi umuyoruz. Hemen spora dönmeden önce bir prensesimiz var. Selin. Evet. Selin'cim nasılsın? Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun? Yaz da geldi artık. Tam senin sezonun açıldı değil mi? Evet. Ben de bazen surf yapıyorum. Belki yazın daha çok yaparım. Sonra surf yapmayı da çok seviyorum. Ve okuluma gidiyorum. Hep öyle şeyler yapıyorum. Spor yapıyorum. Evet, okula bu sene çok fazla gidemedin galiba ama değil mi? Bu pandemiden dolayı. Evet. Ondan... Normalde hep evde online ders yaptık. Peki senin hemen sana şunu soracağım. İstanbul mu Çeşme mi? Çeşme. Çeşme. Daha rahat olduğun için mi Çeşme? Neden İstanbul'u sevmiyorsun? Çünkü orada hem çok trafik var hem çok az ağaç var. Hep binalar, hep evler falan filan var. Çağla Hanım hiç İstanbul'dan hiç bahsetmek bile istemiyor seni. Aynen öyle, çünkü o da trafiği farkında. Biz arada ziyarete gidiyoruz anneannesiyle, büyük babası orada. Çünkü oraya gittiğimiz zaman anne diyor, burada bütün vaktimiz yolda geçiyor, arabada geçiyor. Nerede burada ağaçlar, nerede, tabii oradaki güzel yerler de var sonuçta. Oralara götüremiyoruz, sadece şehir içinde kalmak zorunda kalıyoruz. Tabii burayı çok seviyor Selin. Burada 15 Eylül Mustafa Çapkan Devlet Okulu'na gidiyor. Hocasını çok seviyor. Tek şikayeti çok fazla okula gidememek oldu. Biz açıldığı zamanlarda Selin'i gönderdik çok sevdiği için. Ama onun dışındaki zamanlarda online ders yapmak zorunda kaldı. Spor yapıyor burada. Minik sörfçü yetişiyor mu? Yetişiyor. Selin ve Selin'in pek çok arkadaşını yetiştiriyoruz. Ve gerçekten şu anda da yeni milli takım seçme yarışlarından çıktık Göztepe'de. Birçok çocuğumuz milli takıma girme hakkı kazandı ve Garda'da, İtalya'da yapılacak şampiyonada bizi temsil etmeye hazırlanıyorlar. Şimdi izleyeceksiniz onların şovunu. Çok küçük yaşta çocukların windsurf performansı, Alaçatı koyunun bu doğal güzelliği sayesinde ve sörfe elverişliği sayesinde çok çabuk gelişiyor bu çocuklar. Çok uluslararası düzeyde ülkemizi temsil edebilecek seviyeye çok hızlı gelebiliyorlar. Çünkü bu koy bu işe çok uygun. Biz de yazı yine yepyeni sporculara bu sporu tanıştırmak için bekliyoruz. Biz burada röportajımızı yaparken eşiniz de orada hemen sörf malzemelerini hazırlıyor. Olmazsa olmaz. Biz şimdi sörfe çıkacağımız için o da hemen bizim için hazırlıklarını yapıyor sağ olsun. Çocuklar da hazırlanıyor gördüğünüz gibi. Evet. Biraz bahsedelim mi? Evet, hemen bahsedelim birazcık aslında. Sörf yapmak pahalı bir spor mudur aslında? Şimdi aslında evet. Çünkü Euro'daki artışlarla çok katlandı. Ekipmanların fiyatları çok arttı. Dolayısıyla bu tabii ki her şeye yansımak zorunda kalıyor. Ama bazı sporcularımız var. Burada çalışıyorlar. Aynı zamanda eğitimlerini o şekilde sürdürüyorlar. Hem surf yapabiliyorlar hem de hatta buradaki sporcularımızdan bazıları kendinden daha küçük çocuklara surf öğretiyorlar. Böyle bir sistemi oturtmaya çalıştık burada. Daha iyi bilen çocuğun daha aslında karatede vardır. Bu dövüş sporlarında vardır ve benim çok hoşuma gider o sistem. O felsefeyi buraya oturtmaya çalıştık. Böylece çok fazla eğitmenle değil, çok fazla büyük sporcunun küçük sporcuyu desteklediği bir sistemle çalışıyoruz. Sörfün o zaman genel mantığı artık şu diyebilir miyiz efendim? Zengin spor oldu diyebilir miyiz bu artışlardan dolayı? Yani eskisine göre daha çok maddi olanağa sahip olması gerektiği doğrudur. Bu konuda da destekler verilebilir aslında. Çünkü şu anda çok ciddi vergiler geliyor sörf ekipmanının üzerine. O vergiler gelmese ekipmanın fiyatı düşebilecek. Bir ekipman almaya kalksak, sörf malzeme ne kadar ortalama bize maliyet yarış işler? Malzemesini çok fark ediyor. Mesela diyelim ki yarışan bir çocuk. Öğrenmek istiyorum. Yani öğrenmek için zaten ekipman almayın. Gerek yok ki. Çünkü büyük bir boardla başlıyorsunuz ve her geçen gün, bakın ay bile demiyor, ekipmanın boyutları değişiyor. Yelken büyüyor, board küçülüyor. O yüzden bir kere kesinlikle almamak gerekiyor. Almak isterseniz bir başlangıç ekipmanın fiyatı 800 Euro'larda şu anda. 800 yani komple, Euro. Komple seti aldığınızda. Yarış. Yarış bambaşka. Yarışta mesela şöyle bir yelken, sırf yelken göstereyim. İşte 1100 Euro'larda. Direği ayrı 800 Euro. Yani bir basit bir elde etmeye çalışıyorlar ya da ikinci el alıyorlar. Yenisini almıyorlar. Kullanılmış olanı alıyorlar. Kendilerini onunla geliştiriyorlar.
Biz de destek vermeye çalışıyoruz burada. Olabildiğince böyle. Pandemiden de çıktık bu arada. Geçmiş olsun da diyelim, fırtınalar oldu, yıldırımlar düştü ama maddi boyutta zararlar çok oldu mu size de? Çeşme'de olmayan kalmadı ya, İzmir'de. Depremi oldu, biz burada tsunami olarak hissettik. Şey geçti, kasırga geçti biliyorsunuz, tam yanımızdaki port, evet, projesinin üzerinden karşıdan geldi. Bizim okula gelmedi ve port projesinin üzerinden geçti. Yani bizim üzerimizden geçse okul kalmamıştı zaten. Öyle güçlü bir hava olayıydı. Biz şanslıydık. İki tarafta da çok hafif hasarlarla, işte birkaç çatının uçması, işte buradaki alanın bütün suyla dolması falan gibi hani basit hasarlarla atlattık. Yani çok fazla doğa olayının yaşanması da acaba tesadüf mü diyorum ya da doğaya verdiğimiz zararın bir sonucu mu bazıları? Deprem değil tabii ama belki de diğer hava olayları ve buradaki doğayla çünkü çok oynanmaya başladı. Evet. Tabii bizim okulumuzda biz bu tip şeylere çok dikkat ettiğimiz için bizi pas geçiyor da acaba. İnşallah da öyle de devam eder, nazar değmesin. Ama korkutucu tabii yani. Ama yapacak da bir şey yok. Evet, ben gene hemen Selin'e dönmek istiyorum. Selin, sörf yapacaksın ama büyüyünce ne olmak istiyorsun? Ben